Motorcu muhabbetinden merhaba. Evet. Şu anda altımda bana kalırsa 2014 ve 15'in en güzel, en tatlı motoru var. Performansı da güzel. Şu anda altımda CBR 600 RR. Bu rengi Fireblade rengi. Yani HRC deniyor. Beyazlı, mavili, kırmızılı. Bunun Repsol'ü var, siyahı var. Tabii en sevdiğimiz renk hangisi? Repsol, tartışmasız. Şu anda altımda beyaz olanı var. Bir sürüş incelemesi yapacağım. Nasıl bir motor size bir şekilde tanıtmaya çalışacağım. Unutmayın, benim tanıtımlarımda rakamlar yok. Biz tanıtımımızı uygulamaya göre yapıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Motoru şu anda herhalde bir 20 dakikadır kullanıyorum. Tabii motor kullanmak için en güzel yerde neresi? Caddebostan sahil. Çünkü güzel virajları var. Çünkü güzel geniş yolları var. Bu yollarda da test ediyoruz motoru. Şimdi motorla ilgili söylemem gereken ilk şey, motor kaymak gibi. Bazen hani durduğunuzda anlayamıyorsunuz motor hala çalışıyor mu çalışmıyor mu. Anlaması biraz zor oluyor çünkü motor çok sakin çalışan bir motor. Onun dışında frenleri, efendime söyleyeyim debriyajı, gazı o kadar yumuşak ki aletin. Yani sanki motor sürmüyorsunuz, sanki araba sürüyormuşuz, otomatik araba sürüyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor sizden. Onun dışında söylemem gereken bir şey daha var, çok ilginç geldi. Gazı bıraktığınızda motor böyle bir öne yığılır ya, böyle bir olur. Bunda öyle bir şey yok. Gazı bırakıyorsun, aynen devam ediyor. Bak, gaza basmıyorum, hiç ne yavaşlama var ne bir şey. Aynen motor devam ediyor, bozmuyor gidişini. Bu da çok hoşuma gitti aslında çünkü dengeni bozmuyor. Dengeni bozmadığı için de bayağı rahat. Düşünmen gerekmiyor yani, gaza bastığında şimdi yıkılacak, böyle sağa sola sallamaya başlayacak, öyle bir şey yok. Şimdi frenlere geçmeden önce söylemem gereken bir şey var. Motorun üstünde şu anda Metzeler M7 var. Metzeler M7'yi de denemiş oldum bunun sayesinde. Metzeler M7 gerçekten çok güzel bir lastikmiş. Yani Rosso Corsa'dan sonra buna da çok güzel not veriyorum. Fren dedim mi fren, gaz dedim mi gaz. Ne arka sarma var, ne ön kaydırma var, ne low side, ne high side. Hiçbir şeye izin vermez bu lastik. Yani 20 dakika kullanmama rağmen o kadar güzel güven verdi ki, bilmiyorum Rosso'ya döndüğümde neler hissedeceğim. Şimdilik favori lastiklerimin arasında üst sıralarda. Yani birinci Rosso Corsa ise ikinci şu anda M7. Zaten iki lastik kullandığım için pek de başka yorum yapamayacağım açıkçası. Şimdi motor 119 beygir, 66 Nm tork. Tabi bu tork ve bu beygir bütün devirlerde olmuyor bildiğiniz üzere. Maksimum torku ve maksimum deviri. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bu motor gerçekten çok sakin bir motor. Şehir içi kullanmaya çok mümkün ve müsait. Çünkü alt devirlerde hiç problem yaşatmıyor. Kalkışı 250 gibi kalkıyor. Net bunu söyleyebilirim. Yani sıfırdan kaldırdığınızda 250 gibi kaldırabiliyorsunuz. Biraz yükseldiğinizde işte böyle biraz MT07, bir ER6 havasına bürünüyor. Ancak ve ancak 7000-8000 deviri geçtikten sonra, her atladığınız 3000-4000 devirden sonra yani 300 cc yükseliyormuş gibi bir his var. Gerçekten bu çok değişik bir his. Açılıyor. Buralarda mesela ER7 biraz yükselince benim motor, biraz daha yükselince 1000 RR'a doğru gidiyor adet yani. Gerçekten çok ilginç. Frene bak. Mis, jilet. Ve söylemem gereken bir şey daha, tabii gaza bastığınızda kesinlikle, eğer gaz açacaksanız, yani şöyle bir çevireyim bakalım ne oluyor diyecekseniz, kıçınızı, totonuzu geriye yaslayın. Çünkü yapıştırıyor sizi geri. Bunun garantisini ben size verebilirim. Gayet güzel sizi geri yapıştırıyor. Performansı gayet o bakımdan da güzel. Hani kimi insanlar söylüyor, tamam R6 kadar gitmiyor işte, 6.36 ona çakar bilmem ne ıvır zıvır. Bunlar hepsi anlaşılır şeyler. Niye? Çünkü diğerlerine göre alt devirleri ve orta devirleri biraz güçsüz. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ancak günlük kullanım için en iyi motor bu. Başka bir şey söylememe gerek yok. Hani R6 alırsınız, tamam pistte miste çok güzel gazlarsınız. 6.36 alırsınız, performansa doyarsınız. Frene, gaza, teknolojiye doyarsınız. Ancak günlük kullanacaksınız. Abi ben işe gideceğim, İşte bol bol da dolaşacağım, efendime söyleyeyim, hafta sonları uzun yol yapacağım,
Öyle dertleriniz varsa alacağınız motor bu. Her şeyi kompakt şekilde size verebiliyor. Ve her şeyi de güzel şekilde veriyor. Yani her şeyi bulundurması dışında bu bütün verdiği şeylerde de yüksek bir performansa sahip olması çok önemli. Benzini 6 litre ile 14 litre arası yakıyor, kullanışa bağlı. 6 litre süper sport bir makine gibi güzel. İçin güzel bir litre, 6 litre yakması. Daha güzel bir şey var. Bunun deposu sanırım 19 litre. Yani 19 litre demek at benzini 300-400 kilometre git. Kimse seni rahatsız etmesin. Uzun yol da yapabiliyorsun yani. Bence bu süper sport bir makine için çok önemli. Şimdi oturuş pozisyonu ile ilgili biraz konuşmak gerekirse. Oturuş pozisyonu biraz dirseklerden kırmanız gerekiyor oturuş pozisyonunda. Çünkü gidon mesafesi biraz yakın. Dirseklerimi kırdığımda dizimin üstüne koyuyorum dirsekleri. Bunun tabii dezavantajı bu. Biraz yakın olması, böyle sürekli bir kırık vaziyette kullanmanız gerekmesi. Avantajı da çok fazla eğilmeniz gerek yok. Eğilmenize gerek yok çünkü gidon yakın. Bu nedenle de şehir içinde çok rahat. Kendinizi geriye attığınızda çok güzel bir spor, süper spor makinesi oluyor. Çok böyle agresif bir görünüş oluyor. İleri aldığınızda da sanki şehir için normalde commuter kullanıyormuşsunuz gibi bir his var. Hisse geldiğimde de aslında bu motorla ilgili kullandıkça fark ettiğim bir şey var. Gerçekten yağ, yani yağın içinden, onun bir terimi vardı. Tereyağından kıl çeker gibi vites değiştirmek olabilir. Hani bir maxi scooter kullanıyormuş havası yaratıyor. Sanki vites değiştiriyorum, maxi scooter kullanıyorum. Çünkü asfalttaki hiçbir şeyi size aktarmıyor. Amortisörler çok güzel. Motor titreşimi diye bir şey yok. Yani devir yükseldikçe titreşim artar ya, bunda öyle bir şey yok. Devir yükseldikçe aslında titreşim azalıyor. Daha böyle içten geliyor. Egzoz da bu şekilde. Egzoz ilk çalıştığında böyle gür, içeriden tok bir ses. Gazı açtıkça ve açtıkça gittikçe çığlık atmaya başlıyor. Yani egzoz değiştirmeseniz bile "he bak Ahmet abi geliyor, he Mehmet abi geliyor" derler. Çok tatlı bir sesi var çünkü. Yani egzozunu değiştirmek istemeyeceğim tek motor budur herhalde. Başka bir motorun egzozunu bu kadar beğendiğimi hatırlamıyorum, egzoz sesini. Şu aradan kaçalım. Vallahi çok güzel ya. İsteyenlere tavsiye edebileceğim tek o. Zaten herkese mesaj atıyorum ben aga. Hangi 600'lük alınır? Şehir için ne kullanacaksın mesela? İşe gidip geleceksin, eve gidip geleceksin, hafta sonu dolaşacaksın, bol bol kullanacaksan CBR 600 arar. Başka bir seçeneğin yok. Diğer makineleri beğeniyorsunuzdur, o ayrı, ama şehir içi kullanılacaksa bu motor bir numara. Şimdi sahibinin söylediği birkaç şey var, onu size aktarmam gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yüksek hızlarda aynaların kapanması. Bunun da sebebi bu aynalar böyle kapanıp açılan aynalar değil. Tık tık değişmiyor aynalar. Yani kapandığında tık eden, açıldığında tık eden aynalar var. Bu onlardan değil. Bu aynalar ne kadar sıkarsanız o kadar sert duran cinsten. Ve söylediğine göre böyle 200'lü hızları geçtikten sonra, 220-240 sanırım bu hızlar, aynaların kapandığını söylüyor ve bu kronikmiş. Bunu size iletmem gerekiyor. Onun dışında tümseklerden geçerken ön amortisörde böyle bir boşluk seziyormuş. Başka insanlara da sormuş, onlar da aynı şeyi söylemişler. Hani böyle bir ses geliyormuş tuk tak diye. O sese de dikkat etmeniz gerekebilir. Sağa sola dönmekten vazgeçtim son anda. Onun dışında oturuş pozisyonu, eğer boyunuz uzunsa göstergeyi görmekte biraz zorluk çekeceksinizdir. Ben mesela şu anda camın üstünden bakabiliyorum göstergeye. Ama sırtınızı kırıp şöyle dirseklerinizi de kırık vaziyette oturduğunuzda hiçbir problem yok. Benzin gerçekten az yakıyor süper sportlara göre. Baya baya az yakıyor. Onu zaten söylemiştim. Onun dışında bu makineyle merak edilen bir şey var. Ön farların şu şekilde olması. Yani diğer bütün süper sportlardan alışkınsınız. Böyle bir kafa sivri oluyor. Böyle bir rüzgar deliyormuş. Böyle bir mermi görüntüsü var. Bunda böyle bir araba farı görüntüsü olması ilk önce beni rahatsız etmişti. İlk başlarda. Ama sonradan gittikçe hoşuma gitti. Kullandıktan sonra da
aslında hiçbir problem olmadığını, tam tersine daha böyle stabil bir gidiş sağlayabileceğini anladım. Çünkü kullanırken hiç rüzgarla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Hiçbir hani sağdan soldan böyle rüzgar vurduğunda motorun dengesini bozması gibi bir durum da yok. O yüzden şekil itibariyle de notum benim bu motora yüksek. Tam not olmasa da, hadi ben biraz Kawasaki'ciyim o yüzden biraz kırayım. Şey olsun, Kawasaki üstlere taşıyayım. Ancak en beğendiğim şekillerden birine sahip. Bildiğiniz üzere his var. Yani anahtarı tanıyıp çalışıyor. Normal benim motor gibi çay kaşığı soktuğunuzda çalışmıyor motor. Önde Tokiko var. Arkada da Nissin frenler var. Şimdi bunları söylüyorum ama bunlar pek önemli değil. Frenin markası. Önemli olan tutup tutmadığı. Ve ben size söylüyorum, frenler tutuyor. Ön fren özellikle hiç arkaya basma gereksinimimiz yok. Çünkü yani öne bastığınızda zaten motor duruyor ve arkaya ayağınızı uzatana kadar her şey bitmiş oluyor. Benim motor da gördüğünüz gibi yanda. Gayet de güzel gözüküyor. Buradan döneceğiz. Ve turumuzu bitireceğiz. İletmek istediğim şeyler bu motorla ilgili bu kadar. Maksimum hızıdır, işte 0-100'üdür, 0-200'üdür falan filan. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Merak ediyorsunuz, YouTube'da zaten bunlarla ilgili videolar vardır. Oradan bakabilirsiniz. Ve o bilgilere de orada ulaşabilirsiniz. Downshift, upshift viteslerle ilgili zaten konuştum. Çok temiz. Hiçbir şekilde problem çıkarmaz. Geçecekseniz 600'lük Supersport bir makineye kesinlikle seçiminiz bu olsun. Ha bu arada şuradan çıktığını göstereyim. Şu alet elektronik gidon amortisörüne ait. O tank slapper'mış efendime söyleyeyim. Amortisörle yani gidonla ilgili problemleri minimuma indirmek için yapılmış bir teknoloji. Honda'nın çok nadide özelliklerinden biri. Başka motorla ilgili tabi bunlar her zamanki gibi böyle Showa'nın güzel amortisör ayar çeşitleri. Bunlar biraz değişik galiba ama olsun. Allah Allah. Bunun sahibine bir sormak lazım. Onun dışında motorla ilgili söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ki ısıyı gördüm. Alet ısınmıyor arkadaşım. Alet ısınmıyor ya. Trafikte bununla takılı kal. Saatlerce takılı kal. Yok. Isınmaz. Diğer motorlar hararet yapar durur. Bu alet ısınmaz. Ve size problem çıkartmaz. En az problem çıkaran 600cc olarak benim kanalımın bir köşesine eklemek istiyorum. Merak eden arkadaşlar varsa. Şimdi bugünlük bu kadar diyelim. Başka sorularınız varsa CBR 600 RR'la ilgili yine bana iletebilirsiniz. Ben bu motora %100 veriyorum her bakıma. Eğer günlük kullanım için bakıyorsanız. Onun dışında günlük kullanım dışında pist falan istiyorsanız da R6 olur, 636 olur, ıvır olur, zıvır olur. Ancak günlük kullanımda her türlü CBR 600 arar. Niye? Honda. Hayat Honda. Unutmayın, beğenin, paylaşın, abone olun, muhabbete katılın. Motorcu muhabbetinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Alet 0.9 denmesine rağmen 0.8.5 aslında. Kandırdılar. Önce az kişiselleştirdim. 847 cc civarında bir şey. Şimdi şunu da söylemem cc gerekiyor tabii, bu bilgiyi 8.5'a denk geliyor. Güzel olur size de. O yüzden kanmayın bu oyunlara, ben kanmayın. Ben motorcuyken motorcu kendim 13 litre olması lazım. Normal.